Doğuma çok az kaldı biliyorsun. O kadar zordayım ki... Şey teyze... Sen de varsa bana biraz borç verir misin? Toprağım, ben sana koltuk çıkarım dedim ama şimdi hiç yok. İyi madem, ne yapalım? Bir de annemlere sorayım. E onların bebeğinden haberi yok ki. E ne yapayım teyze, kira ödeyeceğim derim, birine borçlandım derim, bulurum bir şeyler. Konaktan ayrıldım, yoksa bende para olurdu biliyorsun. Sen konaktan mı ayrıldın, niye? Canın yanmasın diye söylemek istemiyorum ama böyle bir şey de saklanmaz ki. Neyi saklayacaktın, ne oldu? Öyle bir derde düştük ki ne dermanı ne devası var. Teyze söylesene Allah aşkına, ne oldu? Söyleyeyim diyorum ama ne dilim ne yüreğim inanmıyor ki. Olana biteni zaten. Kesin birine bir şey oldu değil mi? Oldu. Bir yangın çıktı Yusuf Bey. Ne oldu Yusuf Bey? Teyze ne oldu söyle, ne oldu? Beyimi kaybettik toprak. Yusuf öldü. Nasıl olur teyze? Yusuf Bey daha çok gençti. Nasıl olur böyle bir şey? Evladımı, kardeşimi yitirmiş gibiyim. İçim yanıyor, çok yanıyor toprak. Ablam? Ablam nasıl peki? Kesin mahvolmuştur. O zaten ateşlerin içinde kavruluyor şimdi. Teyze dur, ben bir ablamı arayayım. Sonra konuşalım, olur mu? Tamam, tamam kuzum. Çok üzüldüm İnan. Nasıl olur, hala aklım almıyor. O kadar gençtik. Bu halimle oraya gidemem. Ablamı yalnız bırakmak da içime sinmiyor. O kadar kötüydü ki abla sesi. Mahvolmuş kız. Ne yapsak bilemedim ki. Başın sağ olsun. Bakın ne olur o krediyi geri verelim lütfen. Bu durumdayken kimseden borç isteyemem ben çünkü. Kızım bir dur. Sanki acelesi var paranın. Boğazına mı çöktük hemen öde diye? Abla bugün ödemezsem yarın ödemek zorunda kalacağım. E durumum da ortada. Esas durum senin hamile olduğun. Bir sancılandın, aklımız çıktı. Bırak doktorun yapsın işte doğumu. Ahmet sen niye bu kadar ısrar ettin, ben anlamadım ki. E ben de anlamadım. Sen niye bu kadar inat ediyorsun ki? Çünkü hamile olan benim. Bebek de benim bebeğim. Bırak nerede doğuracağımı ben karar vereyim lütfen. Tamam Ahmet, ısrar etme. Bir yolunu bulur, geri öderiz parayı. Olur biter. Buyur ablacığım. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Abla.
özür dilerim. Yani siz sadece benim huzurumu, rahatlığımı düşünüyorsunuz ama ben durmadan sizi kırıyorum. Affedersiniz. Daha önce bir tek annem böyle düşündü beni. Ondan başka kimseye de yük olmadım ben. O yüzden şimdi sizi böyle zora soktuğumu görmek beni çok huzursuz ediyor. Altından kalkamayacak olsak neden girişelim ki bu işe? Eve döndüğümden beri aklımdaydı zaten işleri büyütmek. Çekecektik zaten kredi. Bu da bahanesi oldu işte. Ayrıca kapı süsü için de teşekkür ederim. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Madem hepimiz bir araya geldik, şu işi nasıl büyüteceğimizi oturup bir konuşalım. Siz geçin masaya, ben çayları gel. Aa, yetti ama. Bu kaç oldu böyle? Ya ben sizinle... Bak evladım, Toprak evde yok. Kocasıyla dışarı çıktı. Benim de seninle konuşacak bir şeyim yok. Hadi git, yolunu bizi de yalnız bırak. Telefonda Toprak'ın bebeği aldırdığını söyleyen sizdiniz değil mi? Vaktiyle birbirinizi sevmişsiniz belli. Ama neticeye bak. Ne yaşandıysa yaşanmış, sonra da bitmiş. Bunu kabul etmedikçe çektiğiniz azap da bitmez, keder de. İkiniz de ayrı ayrı yuva kurdunuz. Herkes kendi yolunda huzurla ilerlesin be yavrum. Belki de haklısınız. Ama Toprağı iyi tanıyorum. Bu kadar kolay değişebileceğine inanabilsem. İnanamıyorum işte. Orası senin bileceğin iş. Ben sana gerçeği söyledim. Toprak o bebeği hapisteyken bile isteye düşürdü. Ben de yanındaydım. Thank you.
Sen benim günahlarımı affet. Abla, kusura bakma ama senin bu karnında var ya, yediğimiz dondurma topları gibi oldu ya. Oğlan Tosun gibi olacak. Densiz herif. Nasıl? Ateşi vardı biraz. Yeni düştü. Şimdi uyudu zaten. Benim güzel oğlum benim. Sana güzel bir haberim var. Gelirken Kaan'la konuştum. Hocasıyla konuşmuş. Vakit kaybetmeden bizi Miami'ye bekliyor. Gerçekten mi? Evet. Giderken Lale'yi de götürelim. Tedavi sürecinde hep beraber orada olmuş oluruz. Tamam, tamam sen nasıl istersen. Eşim, bundan sonra ne yapacaksak çocuklarımız için yapacağız, tamam mı? Onların mutluluğu için. Artık sadece dördümüz varız. Zaten hep böyle olsun istedim. Bak, artık yalan söylemek yok. Saçma sapan işlere kalkışmak yok, tamam mı? Amacın ne olursa olsun, niyetin ne kadar iyi olursa olsun istemiyorum. Bak eşim, seni son kez uyarıyorum. Eğer beni dinlemezsen, sana yemin ediyorum çocuklarımı alırım. Bir daha da yüzlerini göremezsin. Öyle bir şey olmayacak, söz veriyorum. Güzel. O zaman hazırlan. Biletleri aldırdım. Yarın sabah gidiyoruz. Bu kadar çabuk mu? Evet. Bavullarını hazırla. Ben de şirkete geçeceğim. İşleri Reyhan'a teslim edeyim. Tamam, ben hallederim hepsini. Ani oldu bu gidişiniz. Nasıl dayanacağım hasretinizi? Ya anneciğim, gezmeye tozmaya gitmiyoruz ki. Bak, sana torununu sapasağlam getireceğim. Tamam mı? Sen üzülme, ağlama. Üzülme kendine. Oğlum, uçak yormayacak çocuğu değil mi? Doktoru ne diyor? Vallahi konuştum, bir sorun olmaz dediler. Yusufçum, bak ben yokken evin erkeği sensin. Onlar sana emanet. Onlara iyi bak, tamam mı?
Hadi ben çıkıyorum. Şirkette Reyhan bekliyor beni. Tamam oğlum. Güzelliğinize. Çok naziksiniz. Affedersiniz. Yeşim arıyor. Bakmak zorundayım. İzninizle Ali Bey. Buyurun. Alo Yeşim. Sakın bana Sıtkı sorun çıkardı deme. Hayır, hayır, hayır. Bırak şimdi Sıtkı'yı anne. Biliyor musun ne oldu? Biraz önce Çınar buraya geldi. Yarın sabah hep birlikte Miami'ye gidiyoruz. Bütün sıkıntı bitiyor yani. Ne? Evet, doğru duydun. Çınar geldi ve dedi ki bundan sonra sadece dördümüz olacağız. Yani artık sadece benim yanımda olacak. Yani artık bütün toprak sıkıntısı bitti. Bebeğim. Çok sevindim. Bak her şey yoluna girecek dedim ben sana, değil mi? Aa, ama şeyi unutma. Biliyorsun Toprak çok yakında doğum yapacak. Sakın peşini bırakayım deme, tamam mı? Merak etme, bırakmam. Seni çok seviyorum Zümrüt Sultan, öpüyorum seni. Ben de seni seviyorum hayatım. Ama ben sizi çok özleyeceğim. Aa, saçmalama canım. İstediğin zaman gelirsin. Hem zaten biliyorsun ben de sensiz yapamam. Tabii ki gelirim hayatım. Yeşim. Seninle gurur duyuyorum hayatım. Bak azmettim ve oldu. İşte benim kızım. Önemli bir şey. Her şey yolunda. Sevindim. Elindeki dosyalar bitince bekliyorum seni Reyhan. Tamam, sonuncuya bakıyorum zaten. Birazdan yanındayım. Tamam, bekliyorum. Ne çabuk geldin Reyhan. Sen? Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş bulduk. Reyhan Hanım daha eve gelmedi ama. Öyle mi? Necip Bey müsaittir herhalde. Sebebi ziyaretinizi hala açıklamadınız. Okan abi. Oo Yusuf. Ne haber? İyiyim. Ne oldu maç? Yendik tabii ki. Aferin be. Ben de seni arayacaktım. Annem kombineleri almayı unutmuş da. Beraber alırız değil mi? Tabii alırız, alırız. Hallederiz. Çınar, ne olduğunu söyleyecek misin? Adım salındı mı? Evet Reyhan Hanım. Biraz evvel Okan Bey de geldi. Yusuf da yanlarında. Ne? Dayı yeni evimizi bir görsen bayılırsın. Yeni ev mi?
şey mi oldu? Ne çabuk geldin Reyhan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.